Oha, baksanıza, sanki benim elimdeki daha büyük. Hayır Nancy, ikisi de aynı, şuna bak. Ama benimki daha büyüğe benziyor. Bunları tekne teyzem geldiğinde biz patlatalım, annemgile haber verelim de. Aa, çok güzel olur. Ay çok güzeller, şimdi yaksam ne olur? Olmaz. Evet Nancy, olmaz tekne teyzem gelince. Tamam. Ay kaç saattir Güler, sen de valla 2 saattir onu düdüt düdüt diye çalıp duruyorsun ya. Yeter, bıktım. Ben bıktım, sen bıkmadın mı? Hayır bıkmadım, Fred çok eğlenceli bir kere. Tamam. Tekneler de nerede kaldı acaba ya? Ay şapkam düştü lan. Herkese merhabalar, TDFC videoma hepiniz hoş geldiniz. Pek tatmin edici bir giriş olmadı ama neyse. Bugün çok önemli ve benim için çok değerli bir video çekiyoruz. Bugün en yakın arkadaşım Toka Tekna'nın doğum günü. Ve bunu vloglayalım istedik. Şu an o kadar güzel bir mekandayız ve o kadar güzel bir mekanda kutlayacağız ki Tekna'nın doğum gününü. Anlatamam yani, bu yüzden ben bile çok heyecanlıyım. Tekna için aslında birazcık sürpriz olacak. Çünkü biz ona bir akşam yemeği, yani böyle kafede oturmak için geleceklerini söyledik. Burası hem doğum günü kutlanılan hem de böyle oturmak için falan bile gelebileceğiniz bir mekan. Ama bu mekana gelmek için burayı kapattırmanız gerekiyor. Yani öyle yani. Neyse, az sonra buranın içerisinde size göstereceğim. Tekna ve ailesi kısa bir zaman sonra burada olacaktır. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Acaba görünce ne tepki verecek? Öncelikle sosyal medyada tanınan iki Toka Subur'dan birisi Toka Tekna ve Toka Daisy, yani ben oluyorum. Herkese arkadaşlığımız hakkında ve Tekna'nın doğum günü hakkında yapılacakları editleri veya yaptıkları editleri için herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle şimdiden. Tekna ile uzun süredir bir arkadaşlığımız var. Yaklaşık 6-7 aya kadar geliyor. Ve ona buradan söylemek istediğim bazı şeyler var. Öncelikle kankacığım, yeni yaşın sana mutluluk, huzur ve sağlık getirsin. Ve nice doğum günlerin olsun. İyi ki varsın ve seni gerçekten çok seviyorum. Yani umarım senin için organize ettiğimiz bu doğum gününü beğenirsin. Yani inşallah beğenirsin. Ve gerçekten benim için çok değerli olduğunu bilmeni istiyorum. En zor zamanlarımda ve en mutlu zamanlarımda bile her zaman yanımda olduğun için sana çok teşekkür ederim. Ve ben de elimden geldiği kadar her zaman senin yanında olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, biz Tekna ile bir canlı yayın sayesinde sosyal medyadan tanıştık. Ve bazen sürekli iyi ki o canlı yayını yapmışız ve iyi ki birlikte olmuşuz diye düşünüyorum. Belki o canlı yayını yapmasaydık seni şu an tanımıyor olurdum ve iyi ki öyle bir canlı yayın yapmışız. İlk senin kadar iyi bir arkadaşım var. Gerçekten neredeyse dünyadaki bütün iyi özelliklere sahipsin ve seni çok seviyorum. İyi ki doğdun kanka. Her neyse, çok fazla duygusallığa bağladım, ağlayacağım ha. Neyse arkadaşlar, çok fazla şey yapmayın, kasmayın, devam ediyoruz. Öncelikle şimdi bana muhtemelen diyeceksiniz ki, siz diyeceksiniz. Daisy. Tekna'nın fanlarını neden çağırmadın doğum gününe falan diyeceksiniz. Ya hem alanımız fazla büyük değil, hem de yani Tekna'nın fanlarına ulaşmam çok zor oluyordu. Yani bu yüzden çağıramadım. Çok üzgünüm kankacığım. Ama fanlarının sana yolladığı bir sürü hediye var. Hatta bir sürü editler falan bile yolladılar bana, sana göstermem için. Onları da mutlaka birlikte açacağız. Hatta kendin de açabilirsin. Şu an burada en yakın arkadaşlarımız ve Tekna'nın ekipten bazı arkadaşları var. Yani ekip arkadaşları var. Fazla kalabalık değil, kendi aramızda güzel bir doğum günü kutlayalım istedik. Çok heyecanlıyım. Her neyse, hemen size buraları tanıtmaya başlamak istiyorum. Öncelikle doğum günü pastası buraya gelecek az sonra zaten. Ve böyle sade tutmaya çalıştık ortamı. Önemli bu, dinleyin.
Ortamı sade tutmaya çalıştık. Çünkü tekne sadelikten çok hoşlanır. Yani abartıdan hoşlanmaz anlayacağınız. Burada bizim minikler falan var. Onlar da buradalar. Burada teknenin bahsettiğim ekip arkadaşları falan var. Merhaba. Merhaba Deyze Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Ardından böyle... Yani klasik ve güzel bir ortam oldu bence ha. Ben beğendim. Bir de şu an yani çok çok affedersiniz ama burada şey görünüyor olabiliriz ama burada bir taraflarımız da oldu. Neyse tamam abartmayalım. Sadece birazcık üşüdük. Güler üşüyor mu? Yok ben iyiyim Deyze. Üstümde de kürk var o yüzden üşümüyorum. Üşümüyorum ya. Tabii ki de üşüyorum. Salak mısın? Neyse üşüyormuş yani anlayacağınız. Neyse burada da her zamanki ekip falan filan. Az önce videonun açılışını yaptım. Giriş kısmında da bazı ne deniyordu bunlara? Atıştırmalık değil. Yani şu an ismi aklıma gelmiyor da. Öf bir şey var arkadaşlar işte ya öf. Gereksiz yere aşırı sinirlenmişim burada bu arada da. Arkadaşlar bunların ismini hatırladım. İsmi ikramlık ya da ikram yani ikram. Her neyse içeride çok sıcak bir ortam var ama şimdi içeri girip bunu göstermeyeceğim size. Çünkü tekneler çok 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 kısa zaman sonra burada olacaklar. İçeriği de videonun devamındaki zamanlarda zaten göreceksiniz. Her neyse uzun lafın kısası şimdi teknenin gelmesini bekliyor olacağız ama... Pasta da gelecek tekneler gelmeden önce. O yüzden önce pasta. Pasta. Ne? Pasta gelince ben kaydı tekrardan başlatacağım. Evet TDFC ve hatta Tekno Family. Çünkü Tekno Family de izliyor bu videoyu. Şu anda Tekno'nun doğum günü pastası gelmiş bulunmakta. Böyle aşırı güzel bir doğum günü pastası. Ben aşırı beğendim. 3 katlı ayrıca. Bu pastayı Güler ve ben birlikte seçtik. Çünkü Tekna'nın Güler'in ve benim doğum günü... Ay ne doğum günüsü? Zevklerimiz birbirine çok benzediği için muhtemelen Tekna bu pastaya bayılacak. Yani çok beğenecek. Her neyse Teknalar şu anda gelmiş olmalılar yani. Az önce Robert'la konuştuk çünkü. Şimdi ışıklar kapanacak ve onlar geldiğinde tekrar açılacak. Çok heyecanlıyım. Robert biz yanlış yere mi geldik acaba? Ne kadar karanlık bir yer ve Daisy'ler nerede? Bir arasana onları. Yok yok sen gel. Ne oluyor Robert ya? Öncelikle gerçekten doğum günümü kutlayan tüm takipçilerime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Doğum günü organizasyonu gerçekten çok güzel olmuş. Eminim burada bulunmak isteyen birçok takipçim vardır. Onların ekran başından izlemesi bile gerçekten bana yetiyor. Yaptığınız videoları ve editleri izliyor olacağım. Başta Deyze olmak üzere sizin gibi arkadaşlara sahip olduğum için de çok mutluyum. Neyse yeter şu pastayı yemek istiyorum. Bu kadar. Bu gecenin devamında elbette neler olduğunu hepiniz çok merak ediyorsunuzdur. Galiba bu geçirdiğim en güzel 4 Ekim günlerinden biriydi diyebilirim. Doyasıya eğlendiğimiz ve Tekno'nun doğum günü partisinin tadını çıkardığımız bir gün olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sadece biz büyükler değil çocuklar da bu partiden yararlanarak aşırı eğlendiler. Çok güzel vakit geçirdik. Daha sonrasında bu sıcak ortamda saatlerce oturduk ve sohbet ettik. Gerçekten harikaydı. O kadar eğlendik ki zamanın nasıl geçtiğini farkına bile varamadık. Doğrusu ben teknayılarken her zaman çok eğleniyorum ve çok mutlu oluyorum ama bugün benim için unutulmaz keyifli bir geceydi. Teknayla yaşadığımız anları, Güler ve Tekna'nın komik anılarını falan dinledik. Gerçekten çok eğlendik. Tekrar tekrar söylüyorum ama iyi ki doğdun kanka, seni çok seviyorum.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki doğdun Tokatekna. İyi ki doğdun Tokatekna.